Anlatalım, şeyi anlatalım. Yani arabalarda işte hani ilk önce şaftı anlatalım. Dur, önce HDC'yi ben sana anlatalım. bir şey sormak istiyorum. Sen bu Freelander'ı niye seviyorsun? Niye seviyorum? Ha. Yani Ama niye başka? Mesela Japon, Mapon değil de, Amerikan değil de. yani Land Rover'ı çok seviyorum. Orada mıyız? Land Rover'ı çok seviyorum. Çünkü Discovery'im, Freelander'ım, Defender'ım, her şeyim olur. Range Classic'im. Freelander'ı şu sebeple seviyorum. Hem kompakt, hem ekonomik, hem araziye çıkabiliyorsun, hem asfaltta 140-160 gidebiliyorsun. Tabii önermiyorum ama gidebiliyorsun. Freelander'daki arazi sürüş eğitimi aracımdı zaten. Orada birçok bağlanmıştım. Ama Freelander bir hiç aklımda yoktu. Şimdi bağlandım. Bilmiyorum nasıl da satacağım onu da bilmiyorum. Satamazsın Satamıyorum ya. da. Bayağı kişiselleştirmişsin zaten arabayı. Çok yani şey oldu. Böyle ailenin bir nüfus kağıdı çıktı artık Değil ona. mi? Tabii iki tane kızım var. Bir tane daha oldu işte Üç yani. kız. Üç kız. İşte aynaları falan görüyorum Yani çoktan. aynalar Ya taşlı. şu şeyin mesela çekme kancasının pembesi bile güzel Evet. bir detay yani. Evet, onu boyarken rüzgarın azizliğine uğradım onda aslında. Her tarafta. Ha. Yani o bant bir işe yaramadı. Yaramıyormuş. Rüzgarda Duyun. öyle. Evet, rüzgarda yaramıyormuş. Uçuyor yani, yapışıyor. Şimdi mesela ben de Land Rover'ı seviyorum. Niye biliyor musunuz? Aynı paraya aldığın başka bir araba yerine Land Rover alırsan, mesela bir yere gidiyorsun bir iş görüşmesine bir Bakış şeye. değişiyor, değil Çünkü mi? gerçekten çok farklı bakıyorlar. Evet. Yani atıyorum bir yerli bir arabayla gittiğin zaman buyur kardeş kime bakmıştım falan gibi böyle bir Aynen tavır öyle. oluyor. Ama Land Rover yazısını gördü mü adam beyefendi hoş geldiniz diyor falan böyle farklı bir şey oluyor. Ben onu çok seviyorum. Diğer araçların alternatifleri bir de çok. Değil mi? Yani ama Land Rover'ın yok. Land Rover tek. Ve her türlü aksesuarı kaldırıyor. İstersen standart bin. Arabayı böyle çok klasik hale getir. Pasta cilasını yap. Cadde arabasına dönüştür. Yine herkes dönüp bakar. Ütopik bir şekilde yap. Yine herkes bakar. Ama hani doğru bir yere Passat'la gittiğin zaman tamam buyur geç derler. Ya da bir yere bir Cherokee ile gittiğin zaman yine bir standart gözle bakılır ama Land Rover Değil mi? şimdi herkes alıyor ama. Ya o zaten çok büyük bir sıkıntı. Yani adam daha şeyi telaffuz edemiyor markayı. Mesela Ne diyor? neydi? Ranger Rover diyor. Rover. Mesela Range Rover Freelander diyor. Mesela. Ama Ya ben şimdi onu insanları küçümsemiyorum ama ya insan en azından bindiği arabanın şeyini bir bakar yani merak eder ya bu nasıl okunuyor? Nasıl söyleniyor falan ruhsatta yani. yazıyor. Kaputta yazıyor. Değil mi? Yani her yerde yazıyor. Bir bak ne yazıyor. Yani Land Rover diye bir şey yok. Yani sen Türkçe okuduğun gibi bir şey yazamazsın. Cherokee'yi tamam Cherokee olarak yazıyorlar. Ama ben bir marka Land Rover, Range Rover bunun modeli. Hiçbir kimse de görmedim. Yani Range Rover Freelander. Değil mi? Range Rover Discovery. Ya onu çok kimse bilmiyor. Mesela bana bu arabanın markası ne diye soranlar oluyor. Yani Önünde. önünde hani Discovery yazıyor ya, Land Evet. Rover yazmıyor. Abi diyor bu ne marka diyor. Ya nasıl yani diyorum ben. Şimdi Belki bana çok markayı garip geliyor. yazsa, orada Land Rover yazsa bu sefer modelini soracak. Yani. Ama ben şuna üzülüyorum. Araçlarda yani araç kullanıcıları asla neye bindiklerini bilmiyorlar. Değil mi? Ya şimdi o da beni mesela çok rahatsız ediyor. İngiltere'de bu arabalarla adamlar affedersin tezek taşıyor. Yani çiftçi arabası kırsala yönelik Evet. yapılmış. Tamam kraliçe de Land Rover'a biniyor Evet. ama ya çiftçi de biniyor. Yani arabanın bütün özelliklerini, bütün fonksiyonlarını, her şeyini kullanıyor adamlar. Evet. Ama burada bakıyorsun yok yani ya adam Discovery'ye binmiş kadın böyle ojeli tırnakları seni tenzih ediyorum. İşte makyajlı falan filan asfaltta gidiyor geliyor. Yani niye o zaman bunu alıyorsun ya? Ona şöyle değineceğim. Şimdi mesela şunu söylüyorlar. Bu sarı tuş ne işe yarıyor? Değil mi? Heh, bu sarı tuş ne işe yarıyor? Şimdi şunu herkes unutuyor. Öncelikle Land Rover arazi aracı üretir. Yani sen al AVM'ye git diye sana güzel bir cadde tuning arabası yapmıyor Land Rover. Ve ruhuna aykırı olarak bir tek Türkiye'de biz böyle kullanıyoruz. Maalesef. Bu sarı tuş ne işe yarıyorun?
videosunu çektim, anlattım ve bana kimse ben bu sarı tuşu nerede kullanırım demedi. Ben bunu nasıl iptal edebilirim dedi. Gereksiz koymuş. Yani fazladan. Hani ben şuna kızıyorum. Arabada kullanılması gereken parçalar var. Kullanılmasa da orada dursun. Seni engellemiyor, sana bir zararı yok. Ve ben stoyu nasıl iptal ederim? Şaftı nasıl iptal ederim? HDC'yi nasıl iptal ederim? Neden? Nedenini ben sana söyleyeyim mi? Benim fikrimce. Şimdi ben şöyle insanlar gördüm. Arabada bir arıza ışığı yanıyor. Evet. Gidip onu tamir ettirmiyor adam. Arıza ışığının kablosunu kestiriyor. Bak ben bunu bizzat kendim gördüm, şahit oldum. Ondan sonra da bak piyasada şöyle bir şey, bir algı oluşuyor. Ya Land Rover sorunlu araba. İşte parçası pahalı, şudur budur. Yani insanlar bu yüzden onları, yok şaftı nasıl iptal edelim. İşte arazi şanzımanı arızalanıyor. Ya da kaplinin bakım zamanı gelmiştir. Onunla uğraşmıyor. Ya şaftı sökeyim. Evet. Ya iyi de. Yani şunu, lafını böldüm. Şunu söylüyorlar. Büşra Hanım, arabam sağa sola dönüşlerde kasma yapıyordu. Şaftı söktüm, araba rahatladı. Hı. Ben böyle dolaşacağım. Diyorum ki yani araba kasma yapıyorsa sana diyor ki benim viskoz kaplinim artık bakım zamanı geldi. Şunun içindeki sıvıyı bir değiştir de ben de bir rahatlayayım. Değil mi? Ama yok, bizimkiler böyle hepimiz mühendisiz. Değil mi? Hepimiz mühendisiz. Hepimiz arabadan çok iyi anlıyoruz. Ben şaftı söktüm düzeldi. Tabii ki düzelir. Çözüm odaklı değiliz. Asla. Şimdi bir 5 dakikanı rica ediyorum. Çay suyumuz kaynadı. Tamam. Çayımızı demleyelim. Evet, doğadaki en az güzel sonra ayrıntı. Devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Evet. Çay yerine kahve içiyoruz. Doğada her an şartlar değişebilir. Nerede kalmıştık? Türklerin geneli mühendis demiştin. Evet. Katılıyorum. Aslında bunun da sebepleri var da. Yani çoğu insan dışarıya yaptırmaktansa ihtiyacı olan şeyleri kendi çözüm üretmeye çalışıyor. Tamam, doğru. Özellikle şöyle bir problem var. Doğuda, yani biz İstanbul'da usta konusunda hiçbir problem yaşamıyoruz. Evet. O da parça konusunda hiçbir problem yaşamıyoruz. Ama doğuda yaşayan üyelerim ciddi problem yaşıyorlar. Şimdi ben sözünü unutma, birkaç kere yolda başıma bu tür problemler geldi. Yani bir kere turbo hortumu patlattım Samsun'da. Freelander'la mı? Freelander 1 ile. TD4 vardı bende daha önce. Evet, evet. UNS. Evet. Çok özledim. Çok pişman oldum o arabayı sattığıma yani ya. Yani şu anda o arabanın ederi ne kadardı biliyorsun. Yani şimdi fiyat söylemeyelim, ne rakamlar değişecek ya, ama. Yani parası çok önemli değil ama arabayı sattığıma gerçekten çok pişman oldum. Çok güzel arabaydı. Evet. Mesela Samsun'da Kosiflerin servisi vardı. Ben Giresun'da o sıkıntıyı yaşamıştım. Samsun'a kadar bir şekilde gelmiştim. Cumartesi günüydü, haklarını yemeyeyim. Beni beklemişlerdi falan akşama kadar. Kosiflerden. Tabii 8'e kadar falan beklediler beni. Orada hortumu değiştirdiler, devam ettim. Yine bir seferinde gelirken tekrar turbo hortumu patlattım. Niye hep turbo hortumu patlatıyorum? Hı. Az sonra ona da geleceğim. Evet, onu da söyleyelim de evet, sorunlu yani, arabalar demesinler. Demesinler. O da yine Samsun'dan yukarıya doğru çıkarken Çakallı falan var o taraflarda. Orada da kendim çözüm üretmek zorunda kaldım. Çünkü akşamdı, dağ başı, kimse yok. Zaten parça bulman mümkün değil. Duck bant var biliyorsun, evet, ipli bant. Duck evet. Bantı sardım. Üzerine de kablo bağıyla birkaç tane kablo bağı attım. Oradan İstanbul'a kadar o şekilde geldim. Şimdi ben bu arabayı o yüzden çok seviyorum. Yani çok mecbur kalırsan telle bağla, yoluna devam et. Evet. Böyle bir güzelliği var. Aynı sıkıntıyı bunda yaşasam, yani ceketini al git, al yani git. Yapacak çünkü bir şey yok. Çünkü az elektronik her evet. zaman daha iyidir. Şimdi niye çok turbo hortumu patlatıyordum onu da söyleyeyim. Evet. Ben arabaya chip tuning yaptırmıştım. Yani bu benim önerimdir. Hiç kimse arabanın orijinaliyle mümkün olduğu kadar oynamasın. Lafını unutma. Sürekli bana soruluyor. Arabaya yazılım yapayım mı? Ya da sayfada soruluyor. Ben de diyorum ki araçlara yazılım yaptırmayın. Bana kimse demiyor ki ben doğada nereye giderim? Ben arabaya yazılım yaptırayım. Ben evet. arabaya yükseltme takayım diyen yok. Hangi lastiği takayım? Şnorken ne işe yarar diyen yok. Yazılım soruyorlar. Şimdi o yani bu arabanın bir kapasitesi var. Yani bunu çok fazla zorlamanın bir anlamı yok. Chip tuning yaparken yazılım
ya turbo basıncının değerleriyle falan oynuyorlar. Araba daha hızlı, daha çok hava bassın, daha güçlü gitsin diye. Atak olsun. Evet. Ya o yüzden ben 6 ayda bir turbo hortumu patlatıyordum yani. Sen turbo hortumuyla kurtarmışsın. Üyelerim genellikle motor yaptı. Ya onu patlatmasa zaten başka bir yerden. Aynen öyle. Bu sefer şey yapacak. Ama ben önermiyorum. Yani. Bence de kimse bu tür konulara girmesin. Yani ben yazılım önermiyorum. Çünkü yani yazılımı kaldıracak araçlar değil. Neden? Çünkü birinci vitesleri low vites. Değil mi? Ve birinci viteste zaten atak bir şekilde kalkamazsın. Birden sonra zaten araba arayı açar. O turboyu da açtıktan sonra zaten araba seri gitmeye başlar. Ama birde zorlamak hem manuellerde hem de bunlarda asla önermiyorum. Low vites 1. Halbuki mesela bunun şanzımanı falan biliyorsun çok kaliteli evet. Yani. Jatko şanzıman. Çok güzel, başarılı bir şanzıman. Yani şanzıman problemi olan araçlar hiç değiller. Evet. F4 arızası veriyorlar. F4 arızasında da şöyle, arızaları da kapımıza göre söyleyemeyiz çözümünü. Şöyle ki, bilgisayara bağlanmadan hiçbir arızayı, nokta atışı bilemeyiz. Ha, bazı şeyler vardır, evet. Sineklerden ben yıldım. Büşra sineklere yenildi. Az sonra. Yani yıldım abi, gözüme giriyorlar bir de. Yani önce bilgisayara bağlanması lazım. Genellikle F4 arızası alanlar bir bilgisayara bağlasınlar. 2-4 selenoidlerde problem olabilir. Şöyle ki mesela şunu yapıyorlar. Bilgisayara bağlamadan bir problem var. Yazıyorlar. Diyorlar ki arabama şu 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 oldu. Bu para kolay kazanılmıyor. Ve hiçbir araç bence kobay değil. Hiçbir usta bilgisayara bağlamadan o arabanın mekanik ya da elektronik bir sorununu çözmemeli. Sürekli deniyorlar. Bu mu, bu mu, bu mu? Zaten bu mesela F4 arızası şanzımanın bütün elektroniğiyle alakalı diye biliyorum. Evet. Ben. Mesela ben pardon. Vites kolunun üstüne su dökmüştüm. Yani yanlışlıkla dökülmüştü. Böyle şeyler olabiliyor. Yani orada işte oradaki soketlerin içine falan su girmişti. F4 arızası vermişti. Aynen. Aramıştım servisi, böyle bir şey var, ne yapmalıyım diye. Ne oldu dedi. Dedim su döküldü falan. Hiçbir şey yok dedi. Biraz devam et dedi. Kurumasını bekle. Düzeldi gittim yani ondan sonra. Hani bu da F4'ü verdiriyor. Atıyorum şanzımanda mekanik bir arıza da olsa o da F4 verdiriyor. Yani bilemezsin ki nereden ne olacak. Ama işte çoğu kullanıcı şunu yapıyor. Mesela benim arabam F4 veriyor ama arada bir. Benim arada arabam bir. Motor ışığı yakıyor ama arada bir. Yağ lambasını yakıyor ama arada bir. Şimdi bir uyarıyı bir kere veriyorsa ona bakmak zorundasınız. Yani hani bir kere yandı ama bir hafta hiç yanmadı. Yanmış. Ama yandı. Yani işte yine aynı noktaya geliyoruz. Çözüm odaklı değiliz. Yani bunu ya yola gidiyor insanlar ya da İstanbul içinde bile olsa çekiciler biliyorsun çok fena yani. Pahalı, ne gerek var? Bu paralar kolay kazanılmıyor. Bir problemi bir kere araba ikaz ediyorsa, bende bir sıkıntı var diye uyarıyı veriyorsa lütfen onu göz ardı etmesin kullanıcılar. Size söylüyorum. Ezan bana okunuyor. Ezan okunuyor. Şimdi böyle vitrinlerin önünden geçerken mağazaların camlı dükkanlar oluyor ya. Onların önünden geçerken cama bakıyor musun arabam nasıl görünüyor diye? Evet. Bakıyorum. Ha, bak, sen bizdensin. Bakıyorum. Anladım. Sen bu arabaya binmeyi hak ediyorsun. Ama, bu çok önemli. Bak, ama çok güzel duruyor ya. Evet, ben de öyle. Böyle bakıyorum. Profilden çok bir de bana güzel. Bakıyorlar böyle deli galiba diye. Ama yani böyle izliyorum yani. Mesela aynalı bir yerde dursa da böyle araba. Aynen. Mesela İstinye Park'ta falan. Böyle bakıyorum arabaya. Onlar zannediyorlar ki Louis Vuitton'a falan bakıyorum. Ya hayır, arabama bakıyorum. Arabama bakıyorum gayet aslında de yani. Aslında slogan bu, biliyor musun? Her şeyi özetliyor yani. Ben şimdi mesela bazen annem şey yapıyor bana. İşte bahçede arabayla uğraşıyorum bazen. Hani söküyorum yerlerini, bakıyorum, temizliyorum falan filan. Ya diyor, beni diyor bu araba kadar sevmiyorsun galiba sen. Anneciğim, bu nasıl bir karşılaştırma diyor. Yok diyor ya, ben diyor keşke adım Land Rover olsaydı. Doğru. Sosyal medya kullanıcıları şeyi çok fazla sabırlı değil. Yani bu videoyu da sonuna kadar izleyeceklerini pek sanmıyorum. Bence ama de. Bence izlemelerinde fayda var.
En büyük sıkıntılarımdan bir tanesi sayfada kimsenin yazılanları okumamasından kaynaklı. Ya biz düşünsene bir cihaz alırız. Biz Türk milleti böyleyiz. Bir tane cihaz alırsın. Adam içine sayfalarca böyle kullanma kılavuzu nasıl çalıştırılır falan şey koymuştur. Böyle her dilde. Aynen. Onu İngiliz açar, Alman açar, okur. Artık Fransız Türkçesini açar, okur. Yazmıyorlar biliyorsun okumuyoruz diye. Gereksiz masraf. Türkçe. Ama bizim memlekette maalesef ya önce cihazı bir fişe takar, kurcalar falan çalışmadı mı? Ulan bu nasıl çalışıyordu der, alır şeyi kurcalamaya başlar. Aynen. Yani biz böyle bir milletiz. Biz okumayı sevmiyoruz maalesef. Sevmiyoruz. Yani IKEA'da bile reklama giriyor ama masa sandalyeyi bakıp yapman lazım. Değil mi? Adam gitmiş orada yanımda diyor ki bunun diyor kurulusunu alacağım, parası neyse vereceğim diyor yani. Ben diyor açıp bunu okumam diyor. Dolayısıyla yazılanlar her gün aynı sorular, değil mi? Aynı cevaplar. Araç alırken nelere dikkat edeyim? Halbuki bir küçük arama yapsa orada şeyde grubun üstünde, grup içinde arama özelliği var. Duyuru kısmında yazıyor. Onu geçtim. Hani oraya yazsan işte problemini, onunla ilgili 100 tane şey çıkacak karşına. Hem de sonuç kaç çıkacak tane yani. Çıkacak. Her seferinde aynı soru, aynı soru, aynı soru. Bir de bu tabii tahammül sınırlarını zorluyor. Sen adama bu sefer hani kızıyorsun. Yani kardeşim 100 kere cevapladım. Bu 101. Ben kötü oluyorum. Ondan sonra bir de sana çemkiriyor. Ne var ya diyor, bir soru sorduk falan. E iyi de güzel kardeşim yani. Yani şimdi dışarıdan çok kolay gözüküyor. Hani bir Facebook grubu var. Yani ne kadar işte sorun yaratabilir ki? Gerçekten öyle değil. Yani maaşlı eleman gibiyim. Gece saat 1, 2, sabah 7, 8 adamın biri bana 3'te mesaj atıyor. Özele bir de. Diyor ki ben sayfaya ekleme talebi gönderdim. Neden kabul etmiyorsunuz? Ya sen de biraz fazla şey yapıyorsun ama. Uyuyorum çünkü. Yani. Biraz fazla önemsiyorsun bu işi. Yani sanki böyle sana bu böyle bir görev vermişler. Böyle bir misyonun var gibi. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Çünkü Land Rover camiasında bu gerçekten Land Rover'a özgü. Yani diğer markalarda mesela Ford Explorer Türkiye sayfası da benim. Yani ama diğer sayfalarda hiç böyle problemler yaşamıyorum. Yani insanlar çok fazla, yani tabiri caizse biraz belki amiyane bir tabir olacak ama kazıklanıyorlar. Yani şu, ben de 10 lira ama adam o kadar çaresiz kalmış ki. Ha, senin arabana mı lazım? 100 lira. O maalesef bizde var. Yani yardımcı olmak istiyorum. Çünkü insanlar gerçekten kimin dolandırıcı olduğunu, kimin gerçek doğru satıcı olduğunu, kimin doğru usta olduğunu inan sayfa sayesinde öğreniyor ve o sayfadan gerçekten çok fazla ekmek yiyen var. Yani ben hiç bu böyle 4000 lira, 5000 lira çıkacağını... Onu soracaktım. Senin oradan maddi bir kazancın var mı? Yok. Yok. Bir reklam, sponsorluk herhangi bir şey de yok. Değil mi? Yok. Bunu tamamen hani böyle yardımcı olmak amacıyla yapıyorsun. Evet. Yani şöyle yapmaya sticker ve bardak yaptırdım. Hı. Yani böyle şeyler anlatılmaz, dinimizce de anlatılmaz. Hani din de şeyde gizlidir. Ama bence söylenmesi gerekir bu tarz şeyleri. Mesela bardak ve sticker'ın gelen parasıyla ben gittim kulübüm adına çocuk giydirdim. Yani hani bu çok güzel, bana göre çok güzel bir şey. Mesela Ramazan'da koli topladık, doldurduk arabalara. Freelander Türkiye Kulübü adına dağıttık. Zaten bildiğim kadarıyla senin de buradan gelecek paraya da çok fazla ihtiyacın yok diye biliyorum. Çok şükür, çok şükür. Allah muhtaç etmesin. Yani Allah evet muhtaç etmesin. Şimdi mesela kendi böyle çok fazla yedek parçam var. Sağda, solda, depoda, orada, burada. Bunları Büşra olarak satıyorum. Yani herkes nasıl satıyorsa ben de diyorum ki işte ben de atıyorum HDC tuşu var, sinyal var, şu var, bu var. Şu anda şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Freelander Türkiye Kulübü adına yani yurt dışından parça getirip burada satıp gerçekten şu ana kadar Freelander Türkiye Kulübü adına sattıklarımız şöyle bir birikiyor. Ve onlar ne olacak? Onlar köpeklere mama oluyor. Çocuklara kıyafet oluyor. Yani hayat bir yerden işlerken burada da bir hayat var. Ne kadar dokunabilirsek, yani ben nacizane bir kulum ama elimde böyle bir imkan varsa ben de bunu, benim bir maddi beklentim yok ama ben de bunu bu şekilde bir kazanca dönüştürebilirim. Bana değil,
çocuklara ve hayvanlara. Şimdi güzel bir topluluk. Benim de üye olduğum bir sürü şey var. Sayfa var böyle şeyde, hani sosyal medyada. Evet. Arabayı satmış olmama rağmen o Freelander Türkiye kulübünden bir türlü kopamadım yani. Çünkü hoşuma gidiyor. Oradaki insanların samimiyeti. Mesela aile gibiyiz. Ha, başka gruplara giriyorsun. Ya ilandan geçilmiyor. Yani satılık araba, satılık bilmem çok ne falan. Çok güzel bir yere yani değindin. Bu o, onu da güzel ayarladın sen. Evet, çok güzel bir yere değindin. Ben bir ay dedim ki bir ay serbest bırakacağım. Araç arayanlar, araç satanlar, takas isteyenler serbest bırakacağım. Sayfa nasıl oldu biliyor musun? Bit pazarı oldu. Ya o da kötü işte. Bir, o yorumların altındaki kavgaların önüne geçemedim. Adam 130 istiyor, altında hakaretler. Adam 70 istiyor, altında hakaretler. Sana ne yani, halbuki araba adamın istediği fiyatı satar. Ama artık ben onun önüne geçtim. Bir duyuru için post açıyorum. Onun altında satılık, araba arayan, takaslı, ne varsa onun altında. Çünkü öbür türlü asla kontrol edilemiyor. Evet. Ya bir de mesela bunlar güncelliğini yitiriyor. Adam arabasını satıyor örneğin. Hala o ilan orada duruyor. O da bir bilgi karmaşasına sebep evet. oluyor. Yani bu şekilde toplu halde olması daha mantıklı. Onu yani bana kızıyorlar. Ben çok fazla bu şekilde eksi yönde çok fazla mesaj aldım. Artı yönde gerçi daha fazla mesaj aldım ama neden ben arabamı satamıyorum? Ben arabamı satamayacaksam bu grup neden var? Bu grup yardımlaşma için var. Arabanı yani, satmak istiyorsan illa araba satış siteleri var. Ben de diyorum ki hani sarı logolu yani. Bir yer var. Gidip yani. Orada satın. Yani burada arabanızın problemini çözün. Ya inan bak 4000 küsür kişiyiz. Bir gezi yapıyoruz. Yani 40 araba, 30 araba, 20 araba. Yani biraz katılım sağlasalar aileye. Evet tamam, İstanbul dışında çok fazla üyemiz var ve maalesef şu an pandemi. İstanbul dışına da çıkıyoruz normalde. Ama şu an pandemide böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Yani birazcık katılın. Biz diğer böyle tunikçiler gibi değiliz ki duralım bir yerlerde böyle gazlayalım ya, falan değiliz yani. Ya bizim olayımız bu işte. Evet. Şuraya gelip şu havayı bir solumak. Yani bütün aynen. olayın özü bu. Yani, İstanbul'un içinde kaçış yerleri var. Yani yakın bölgede. Evet. Aslında öyle bir rehber de yapabiliriz biliyor musun? Nasıl? Mesela İstanbul çevresinde yakında gezilebilecek yerler. Evet. Yani rehber niteliğinde böyle. Ya şurası var gidebilirsiniz. Mesela şeyi şurası çok var, istiyorum. İğneada taraflarını. Ben de çok istiyorum. Longos falan muhteşem yani. Çocukları alıp bir kamp evet. yapmak istiyorum orada da. Benim araç üstü çadırım olmadığı için. Ya bu araç üstü çadır var ya, bu 100 yılın icadı ya. Kesinlikle. Efsane bir şey. Gerçekten ben benim gibi böyle kapalı alan fobisi olan yerde yatamayan. Ben hayatta ben de yerde yatamazdım. Yerde yatamam ama şu araç üstü çadır çok efsane. Evet. Şuraya bir yere bir fotoğrafını koyarım onu. Bir evet. Link ekliyorum. Aşağıya. Tıklayın. Şimdi var mı başka eklemek istediğim bir şeyler? Çok da fazla uzatmayalım. Şöyle yapalım. Ben hemen kısaca şunu söyleyeyim. Bizim araçlarımız sürekli dört çeker. Lütfen şaftını sökmeyin. Şaftın yakıta hiçbir katkısı yok. Yani yakıtı azaltmaz. Aksine yakıtı arttırır. Hem aracınızı yoruyorsunuz. Diferansiyel, IRD bunları parçalıyorsunuz. Güvenliksiz sürüş yapıyorsunuz. Lütfen şaftınız aracınızın üstünde olsun. Viskoz kaplin bakımını, diferansiyel bakımını yaptırın yani, yaptırsınlar. Ben bu arabaya canımı koyuyorum. Bir, iki tane çocuğumu koyuyorum. Ben o virajlarda savrulmayı göze alamam. Şöyle, sen kendi canını düşünmüyor olabilirsin. Ama bir de karşıdan gelen adam var. Yani sen savrulursun, başka bir insana çarparsın. Kaza Allah göstermesin. Anında... Ya büyük sıkıntı yani, onun da vebali de çok büyük. Çok büyük. Ya bunu adam... Ben de bir şey eklemek istiyorum. Böldüm seni, özür diliyorum. Ya Land Rover dünyada arazi aracı üreten ender markalardan bir tanesi. Evet. İşte yani belki de yani 3-4 tane vardır. Onları şimdi söylemeyeyim. Ama bir tanesi de Land Rover. Bu adam binek araba üretmiyor. Bütün mühendisliği, hesabı, kitabı, araştırması, aerodinamiği, argesi, her şeyi evet. hesaplı kitaplı yapılmış. Yani bu arabanın sen şaftını söktün mü, işte ne bileyim ben
bir sağıyla soyluyla oynadığın zaman arabanın bütün dinamiklerini bozuyorsun, yol tutuşunu bozuyorsun. Yani bu adam bilmiyor muydu bunun iki çekerini yapmayı? Evet. Ya da sürekli dört çeker değil de işte araya bir şey koyup arada iki çekere düşürmeyi bilmiyor muydu? Adam ona göre hesaplamış, o ona göre yapmış ya. O ekstra sistemi. Yani bir de millete bu şekilde araba satıyorlar. Ha, 60'tan sonra iki çekere düşüyor. Evet, bak bunu atlıyorduk. Evet, X-Drive sistemi yok. BMW'de var ama bizde yok. Yani ve şunu yok, da... Yok kardeşim, yok yok. Yok. Bir de şunu ekleyeyim. Allah korusun. Yani Allah hiçbir araç kullanıcısını, yani trafik kazası gerçekten yaşayan bilir. Yaşadığım için biliyorum. Şaftsız bir Allah korusun ölümlü kazaya karıştığın zaman taksirle ölüme sebebiyet vermekten %100 suçlusun. Ciddi misin? Evet. Yani arabanın mekanik aksamıyla... Evet, oynadığın için. Evet. Vay. Taksirle ölüme sebebiyet vermekten. Bak, tüylerim diken diken. %100 kusurlu sayılıyorsun. Hmm. Çünkü sen arabanın ana parçasını söküyorsun. Muayeneden de geçmiyor. Muayeneden geçmiyor. Yani geçemez ki. Yani şöyle düşün. İlk yardım setin olmadan o bile hafif kusur yazıyor. Yani düşün, yangın tüpün yoksa. Yani bu kadar basit şeyler aslında kusur yazılıyor. Şaftı adam geçirir mi? Şaftsız adam yazıyor. Muayeneden geçmek için bana şaft lazım. Kiralık. Muayeneden geçmek için değil. Senin o arabayı kullanman için senin şafta ihtiyacın var. Evet. Mesela bir üyem şaftı sökük almış. Şimdi bu arada şunu da ekleyeyim. Şaftı sökük araba sen bana sattın. Ben bilmiyorum. Gittim, baktım arabamda işte diferansiyel dağıldı. Baktım arabada şaft yok. Ben sana dava açabiliyorum. Değil mi? Yeni şeylerde kusurlu, öyle. Tabii, kusurlu tabii. Evet. Kusurlu araç satıyorsun bana çünkü. Eksik araç. Yani şöyle, ben hiç 3 tekerlekli bir araba gidip alır mıyım? Ya da sen bana arabayı satıyorsun. Diyorsun ki sen bunu al, ben sana gaz pedalını sonradan vereceğim. Direksiyon alır yanında yaşantıyor. Alır mısın? Almazsın. Yani sen arabayı al kardeşim, şaftı ben sana vereceğim. Webasto'yu da sonradan satanlar var. Yani. Şöyle, aslında bu bir genel bir şey olsun istersen. Biz daha sonra arabayı tanıtıcı ekstra bir şey yapalım. Evet. Bir başka bir. Yalnız şöyle bir şey var. Freelander 1'lerin makyajlarını Freelander 2 diye satıyorlar. Şaka yapıyorsun. Hayır. İnsanlar da bunu alıyor. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Mesela ikinci elde ben görüyorum. Ya Freelander 1 TD4'e adam hani Freelander 1'in makyajlı kasasına istediği paradan daha ucuza Freelander 2'ler var. Şöyle, Freelander 2'ler zaten ilk çıktığı zaman 134 bin liraya satılıyordu. Ya o zaman öyleydi. Bak, evet de. Şu anda aslında piyasa normal. Yani Freelander 2'lerin şu anda satıldığı fiyatlar normal. Freelander 1'ler çok pahalı. Değil mi? Yani bu da bizim sayfanın çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Piyasayı alt üst ettim. Evet. Yani iyi bir şey mi yaptım, kötü bir şey mi yaptım bilmiyorum. Offroad'u çok fazla tanıttık vakti zamanında. Şimdi Freelander'ları çok tanıtıyoruz. Yani bu arabaları da böyle alıp yapan, böyle şnorkel takıp yükselten yoktur yani. Çok az. Şimdi ilk ben de Freelander 1 varken işte o sticker mitiker falan yapmıştım. G4 sepeti vesaire falan filan. Evet. Ya o zaman hiç görmemiştim ben. Ne, bir benim arabada vardı işte. Bir sende vardı işte şnorkel falan. Bende şnorkel yoktu ama. Evet, sende yoktu. Satamamışım. Yani... Şimdi bakıyorum mesela, işte 1-2 sene oldu, belki daha fazla, hatırlamıyorum şimdi. Şimdi bayağı insanlar şey yapıyor, evet. Uğraşıyor böyle. Yolda durdurup soruyorlar. Nereden alabiliriz? Ama genellikle şöyle soruyorlar, şnorkel diye değil. O egzozu neden oradan çıkar? Egzozu neden o var, oradan evet. Çıkarttınız diyorlar. Yani işte diyorum ya, oku oku oku. Değil mi? Dinimiz de bunu emretmiş. Kur'an'ın bile ilk emri o, evet. Oku diyor yani. Dinimiz bile bunu söylemiş. Oku.